Nokta TV ekranlarından herkese merhabalar. Berkan Aslan ile İş Dünyası programımızın bugünkü özel konuğu iş insanı Haksoy AŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Özsoy. Hakan Bey hoş geldiniz. Berkan Bey hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok yoğun bir gün geçirdim. Evet, biraz yorgun gördüm sizi. Evet. Koşturma temposu içerisinde ve bizlere de vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Hakan Bey, kendisi çok genç yaşta bir iş insanı, birazdan kendisinin vizyoner yapısıyla ilgili iş dünyasında başarılı çalışmalara nasıl imza attığı ile ilgili program içerisinde yetenekleri hakkında bol bol sizlerle sohbet edeceğiz. Hakan Bey, normalde aslında biz sizi basından ve yaptığınız çalışmalardan dolayı aslında çok yakından takip ediyoruz ama ekran başında da sizleri tanımayanlar için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikli olarak beni burada davet ettiğiniz için çok mutluyum. Çok müteşekkir oldum. Çünkü Nokta TV şu an Kocaeli'de güzel bir girişle yayın hayatına başladı. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok da güzel yatırımlar yaptınız. Öncelikle Allah muvaffak etsin. Başarınızın devamını temenni ediyorum. İnşallah hep beraber tekrar görüşmek ümidiyle bir arada olmayı isterim. Hakan Özsoy, aslen Niğdeli, Mersin'de doğdum. Üniversite hayatımdan beri de Kocaeli'nin ekmeğini yiyen, suyunu içen, hani derler ya çene suyunu içen, bir daha geri dönemiyor diyen vatandaşlardan nacizane bir tanesiyim. Ağırlıklı olarak eğitim hayatıma önem verdim. Yani iş hayatımın yanı sıra eğitim hayatı benim için çok önemliydi. Çünkü bir toplumda eğitim ne kadar ileri seviyeye giderse, kişilerde hem ülke menfaatleri doğrultusunda hem de devlet menfaatleri doğrultusunda hem de insanlara hizmet noktasında bir yerlere getiriyor. Yani insanın en önemli yatırımı aslında kendisine. Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunuyum. Akabinde Eskişehir Anadolu İşletme Fakültesinden mezuniyetimi gerçekleştirdim. Bu süreçte İsviçre'de, Cenevre'de 6 ay bir okuduğum bölümlerle alakalı staj yaptım. Döndüğümde de 2 sene uluslararası bir şirkette profesyonel iş hayatında bulundum. Ve sonrasında da Boğaziçi Üniversitesi'nde pre-MBA eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde kendi şirketimi kurup faaliyetlerimize başladık. Evet. Şirketlerimiz kurulduğu günden beri sürekli büyüme mantığıyla, dürüstlük temelleri ilkesinde her zaman insanlara paradan ziyade insan olarak değer biçip bu şekilde bir yer edindik. Ve hal böyle olunca da nasipte olanı bir şekilde Allah bize nasip etti diyelim. Çok güzel. İş hayatına bu şekilde devam ediyorum. Şu anda da Kocaeli Üniversitesi işletme yüksek lisans eğitimime devam ederken aynı zamanda da açık öğretimde adalet bölümünü okuyorum. Yani hala okuyorum. Hala okuyoruz. Bu arada Hakan olduğu Bey, yere kadar gidecek. Şeyi çok merak ettik. Kaç yaşındasınız? Kaç yılınız? Ben 32 yaşındayım. 32 yaşında maşallah. 14 Şubat doğum günümdü. Öyle mi? Evet. O zaman doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Yani nacizane iş hayatı bu şekilde gelişti. Tabii bu arada sosyal sorumluluk projelerinde her daim yer almaktan çok büyük keyif alıyorum. Çok da insanların kendinden başka insanların var olduğu bilinciyle hareket ederek her zaman duyarlılığımı ön planda tutuyorum. Çünkü bu içsel bir şey. Evet. Sonradan olmuyor. Doğru. Yani. Doğru. Ne mutlu bir insana, kendimizden başka bir insana dokunabiliyorsak bunun hazzının tarifi yok. Ne ben güzel. O şekilde. Evet. Sosyal sorumluluk projelerini zaten programımız içerisinde değineceğim. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attınız. Teşekkür ederim. Bu konuyu da ilerleyen dakikalarda tekrar şey yapacağız. Ekran başına bizi izleyenlerle paylaşacağız ama şimdi şirketleriniz arasında demir çelik var, denizcilik sektörü var, akaryakıt var, inşaat var, lojistik var, Endüstri 4.0 var. Bir de son olarak aslında daha bugün sabah açıkladığınız bir milletvekili aday adaylığı süreciniz var ama bunu ilerleyen dakikalarda mümkünse konuşmak istiyorum. Evet, genç yaşında Hakan Bey valla ne denir, 10 parmağında 10 marifet olan bir iş insanı. Programımız çok keyifli olacak gibi İnşallah. Duruyor. Ama burada şey çok dikkatimi çekti. Lojistik endüstri, özür diliyorum. Endüstri 4.0. Evet, teknoloji. Evet, teknoloji.
İsterseniz şöyle yapalım. İlk önce Endüstri 4.0'la başlayalım mı? Çünkü bu çok dikkat çeken bir konu. Şu anda mevcut ülkemizin de mühendislik anlamında çok ileri bir safhaya getirdiği noktadayız. Türk mühendisliğine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yaptığı işler, arkadaşlarımızın yapacağı işler, yaptığımız işler, yapılan işler gönül rahatlığıyla milli değerler oluşturan konular. Biz de neden burada olmayalım dedik. Çünkü bir takım şirketlerin kendini daha iyi ifade edebilmesi için bu yatırımlara girmesi gerekiyordu. Biz de değerli dostlarımızla birleştik. Bu anlamda da güzel bir yatırım yaparak mühendislik şirketimizin faaliyetlerine başladık. Tam olarak yaptığımız sektörel olarak düşündüğünüzde Endüstri 4 yani geleceğin teknolojisi. Şu anda nacizane hemen hemen birçok sektör teknolojiyle iç içe olmaya özen gösteriyor. Evet. Bu doğrultuda da bizim yaptığımız işlerin bir kısmından bahsedecek olursak otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, yerli otomobilden tutun, Aselsan, Tayi vesaire. Savunma sanayi gibi alanlarda faaliyetlere başladık. Çok güzel. Ve bizim şirketimizdeki değerli mühendislik kadrosu da kendinden emin, aktif ve başarılı insanlar. Evet. Onlara da buradan teşekkür ediyorum tekrar. Bizlerin yapacağı işler ülkemize katma değer yaratmak adına nacizane biz sadece bir şirketiz. Bizim gibi birçok şirket vardır. Umut ediyorum hepsi de kendi alanında daha iyi işler yapıp daha İnşallah. Başarılı yerlere getirirler. Çünkü biz milli duygularla bazı konulara yer veriyoruz. İnsanları kendimize rakip görmüyoruz. Biz bu ülkeye kim bir fidan ekerse onun için mutluluktan keyif alıyoruz. Yani ben bu anlamda da sektörel bazı düşününce milli duygularla teknolojik yatırımların desteklenmesi çok önemli. Bu anlamda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çok destek veriyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza da böyle alanlarda bizlere destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani çok büyük destekler var. Arge projelerinden tutun. Yani kim bu ülke için bir taşı alıp kenara kaldırıyorsa ne mutlu ona diyorum. Ne mutlu, evet. Bu alandaki verilen desteklere de hiç sayılamayacak kadar çok değerli. Çünkü bir ülkenin kalkınması o ülkenin yapacağı yatırımlar, endüstrisi ve fabrikalaşmasıyla entegrelidir. Üreten toplum her zaman değer kazanır. Bu anlamda da biz Türk milleti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bireyin yabancı olsun, Türk olsun ne olduğunun önemi yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti adına bir dediğim gibi taşı alıp bir yere kaldırıyorsa bundan daha güzel bir mutluluk olamaz diye düşünüyorum. Aynı zamanda istihdam da yaratıyorsunuz değil Elbette. Mi? Şimdi Endüstri 4.0 dediğimiz çalışma aslında sizin Netrop Teknolojileri AŞ şirketinizin evet. yaptığı bir çalışma. Biraz önce de burada bahsetmişsiniz. Devletimizin aslında çok büyük teşvikleri var ama evet. Biz sizleri tabii birçok sosyal medya hesaplarından takip ettik, araştırdık, dersimizi çalışarak geldik. Teşekkür ederim. Ben nacizane, spontane bu konularda doğaçlama olarak seviyorum bu tip evet. yayınları. Çünkü insan bildiği kadar. Tabii ki. Tabii ki doğru. Yalnız en son biz iş dünyası sosyal medya hesabımızda, LinkedIn'de bir haberle karşılaştık. En son savunma sanayi alanında hizmet veren Türkiye'nin mühendislik üzerine kurulu sayılı teknoloji şirketlerinden biri olan Netrop Teknoloji AŞ yanlış hatırlamıyorsam bakanımız tarafından davet evet. edildi değil mi? Ekip olarak davet edildiniz. Biz, Teknoloji Bakanı tarafından. Orada ne konuşuldu? Çok güzel çok bir merak ediyoruz. Çok güzel bir anı biriktirdik. Değerli bakanımız bizim gibi birçok yerli ve milli projeye önem veriyor. Kendisi de çok büyük işlere imza attı. Allah razı olsun kim buna katkı sağlıyorsa. Biz de yapacağımız Arge projelerinde kendisine beyanatlarımızı sunduk. Projelerimizden bahsettik. Kendisi de bu noktada bize desteklerini sonuna kadar elinden gelen ne varsa yapacağını gönül ferahlığıyla söyledi. Bu anlamda da bizim için çok değerliydi. Çünkü bir ülkede katma değer yatacak olan bu tip mühendislik şirketlerinin böylesi bir bakana kadar çıkıp kendini arz etmesi çok değerli. Çünkü sayın devlet büyüklerimizin bize bu anlamda vermiş olduğu destekler bizleri daha da iştahlandırıp yapacağımız projelerde daha iyi yerlere taşımamıza ümit oluyor. Doğru. Ve bu doğrultuda da biz de arkadaşlarımızla yeni projelerimiz var. Sürprizlerimiz olacak. Evet. Şu an gizli tutuluyor evet, tabii ki evet. değil mi? Şu an gizli tuttuğumuz bir yerli bir projemiz var. İnşallah Allah muvaffak eder.
Çok büyük katma değer yaratacağını düşündüğümüz bir konu. Evet. Geleceğin teknolojisi ve bu da değer gördü, dinleniliyor, destek de Allah'ın izniyle veriliyor. İnşallah bu projemiz de gün yüzüne çıktığı zaman o gurur yaşayacağımızı hep beraber ümit ediyorum. Biz de üzerimize düşen görev neyse bunu seve seve paylaşmak isteriz bu projeyi. Mesela böylesine spesifik alanda hizmet veren bir teknoloji ve inovasyon şirketinin beyin takımını açıkçası bizler merak ediyoruz. Ekibinizde kimler çalışıyor? İlla ki tabii mühendislerimiz var ama iş geliştirme, Ar-Ge departmanı, işte büyük bir şirketsiniz. Burada ben finans şöyle, direktörlerimiz ben var. Ben kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Bize yemek yapan, çay servisi yapan arkadaşımızdan tutun, proje müdürümüze, şirket ortaklarımıza, yönetim kurulumuza, mühendislik kadromuza gönül rahatlığıyla tam teşekküllü güvendiğimiz bir hususta bir ekip işi olarak biz bu konunun arkasındayız. Ne güzel. Ben sadece bir figürüm. İşin mutfağında benim arkadaşlarım var. Hı hı. Nacizane biz mütevaziliği her zaman hayatımızda ilke edindik. Yani benim her yerde söylediğim egolarını yerde bırakan insan her zaman göklerde gezer. Evet. Ben o doğrultuda bütün arkadaşlarımdan bu anlamda katkılar için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir eseri tek başına yapamazsınız. Çıkaramazsınız. Evet. Doğru. O yüzden ekip işi. Biz bir takımız. Hepimiz iyi oyuncularız. Hepimiz kendini ispatlamış, nitelikli, dürüst, güvenilir, geçmişi temiz, kimseyle problemi olmayan, işine odaklanmış kişilerden oluşuyoruz. Doğru. Bunlar bizim için çok ince konular. Düşünüldüğü zaman hepimizin amacı aslında gün sonunda evine bir parça lokma ekmek götürmek, ailesine bakmak. Ne güzel. Bu doğrultuda olunca başarı zaten yanında diğer şeyleri getiriyor. Doğru. Benim fikriyatım bu yönde. Biz sosyal medya hesaplarına baktığımızda zaten Teknoloji ve Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la görüşme esnasında aslında beyin takımınızı da orada gördük. Bu da söyledikleriniz aslında doğruluyor. Başarı tamamen bir ekip çalışması. Muhakkak. Bu anlamda da vallahi ne mutlu, Allah başarınızı daim etsin inşallah. Kocaeli'den böylesine başarılı bir şirketin çıkıyor olması gerçekten bize için gurur verici. Bundan sonraki daha büyük projelerde inşallah sizleri göreceğiz. Zaten bu bir adımdı. Herhalde çok çalışarak, disiplinli bir şekilde çalışarak bugünlere geldiniz. Peki şeyi sorayım. Şirketiniz ve sizin bir sonraki hedefi nedir? Yani biz sizi daha sonrasında nerede göreceğiz? Şimdi aslında bunu dün sorsaydınız çok rahat cevap verebilirdim. Evet. Hedefim her zaman ben 2008 yılı sonlarında üniversite hayatıma başladığımda A ve B planı yapmıştım zaten. Evet. Bir tanesi bürokrasi alanında ilerlemek, bir tanesi de ticaret alanında ilerlemekti. Allah ticaret alanında ilerlemeyi şu ana kadar nasip etti. İnşallah bundan sonraki süreçte de nasip eder. Ve gün sonunda o milliyetçi duygularla, o vatanperverlik, o devlet kültürünün getirmiş olduğu hissiyatlarla insanlara faydalı olmayı bireysellikten çıkartıp daha farklı noktaya getirmenin aslında bugün de bir adımını atmış oldum. Sizin de söylemiş olduğunuz doğrultuda. Görevlerimizi her zaman yerine getirmek için elimizden gelene sonuna kadar mücadele ederek sahada gayretle, çaba içerisinde göstereceğiz. Hadi bakalım. Bunun title'a bence ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Yani bugün açıklamamda da şunu belirttim. Evet, ben bugün bir adaylığımı açıkladım ama bu adaylık nasıl bir şey olur olmaz büyüklerimizin bileceği tabii ki, iş. Tabii ki. Milletvekili adaylığını açıkladı Hakan Bey bugün. İnşallah sizin için hayırlısı teşekkür olur. Teşekkür ederim. Nacizane hani olup olmamasından ziyade yola çıktığınız zaman zaten kervan yolda dizilir. Evet. Öyle olunca da bizim yapacağımız şeyler dün de vardı, yarın da var olacak. Ama soru şu anda kritik geldi. Dediğim gibi dün bu sorunun cevabını verebilirdim ama şu an bugün itibariyle önümüze bakacağız. Doğru. Hayırlısı. Çünkü ben her zaman şunu kendime prensip edinmiştim. İş hayatıyla alakalı da görmüş göçürmüş bir insanım. Hani o yüzden maddiyattan ziyade her zaman maneviyat bende ön plandadır. Hı hı. Bu konunun netice itibarisiyle de 40 yaşında emekli olmayı planlıyordum normal iş hayatımda.
Evet. Ondan sonraki süreçlerde gönüllü projelerde yer alıp sivil toplum kuruluşlarında bir insana nasıl fayda sağlarım, dünyayı gezerim diye hedefim vardı. Bunu da 2013 ve 14 yıllarında röportajlarımda ve dergilerde söz etmiştim. Arada girip bakıyorum 10 sene önceki beyanatlarıma, şu ana bakıyorum. Allah'a binlerce şükür. Ne güzel. Diyorum. Yani insanın duruşu çok önemli. Doğru. İnsanın çizgisi çok önemli. Bir insanın karakteri çok önemli. Biz hayatımızda dürüstlüğü ilke edindik. Bugüne kadar da kimseye yanlış yapmadık. Kimse de bize inanıyorum ki yanlış gözle bakmadı. O yüzden de şu an bu noktadayız. Noktadayız. Altını evet, çiziyorum. Noktadayız. Nasip. Maşallah. Her şeyin hayırlısı olsun. Yolumuz uzun. Durmak yok. Yola devam diyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Peki Hakan Bey, şu an ekran başında bizi izleyenlerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bence. Buyursunlar. Şu olmalı. Hakan Bey çok genç. Genç yaşında çok güzel başarılara imza atmış bir iş insanı. Allah razı olsun. Gerçekten çabalayarak mı geldiniz? Yoksa hani hep aileden olur ya, işte annemiz, babamız, dayılarımız, amcalarımız olur. Onlar ise el mi verdi? Ailemizin geçmişte bir mal varlığı vardı da genç yaşında Hakan'cığım gel, oğlum gel, şirketin başına otur, al, ilerlet. Bu şekilde mi oldu? Çünkü hep şey, kariyer hikayelerinde evet. Gençler, özellikle gençler, bizi izleyenler hep şey, bu onlara çünkü rol model olacak. Sizler, doğru. Sizin gibi iş insanlarını rol model alacaklar. Bunu çok merak ediyoruz biz. Ben de bunu kısaca şöyle özetleyeyim. Marifet iltifata tabidir derler. Evet. Ben üniversite hayatım boyunca tabii ki geçmişte gördüklerimiz bize bir ders oldu, nitelik oldu. Ailemizden ticari anlamda yeri geldi başarısızlıklarının örneğini ders alınmış başarısızlık başarı diye nitelendirip hayatımıza böyle tutunduk. Onlardan aldığımız manevi değerlerle, onların tecrübeleriyle aslında maddi değil manevi birikimlerini kendimize miras kıldık. Bence sorunumuzun cevabını da bu şekilde tamamlamış güzel. Oluyorum. Evet. İnsan kendisinden ibarettir. Ne ekersen onu biçersin. Doğru. Kimse, buradan genç kardeşlerime, bizi izleyen değerli dostlarıma da seslenmek istiyorum. Ya kimse oturduğu yerde hiçbir şeyin sahibi olamaz. Evet. Yani Cenab-ı Allah'tan başka kimse yaratıcı değildir. Mücadele ederek, üniversite hayatından beri çalışarak, gece gündüz demeden yaptığımı işi arkasında durarak, en basit örnekte telefonlarınız 7/24 açarak bir yol kat ediyorsunuz. Evet. Bilgi birikim, okumak, işte bunların hepsi bir bütün, bir paralel doğrultuda ilerliyor. Doğru. Biz alaylı ticaretle, alaylı dediğimiz altyapıyla profesyonel okumuşluğun getirdiği birikimi birleştirince düşünebilme kapasitesi, nerede nasıl karar alma fonksiyonlarını kendimizde geliştirdiğimizi düşünüyorum. Onun akabinde de süreç başarıyı getirdi. Bu anlamda da birçok platformda girişimcilik ödülleri, genç iş adamı ödüllerine nacizane insanlar layık gördü. Çok biz güzel. De bunu taşımaya çalışıyoruz. Ve bugün de belirttiğim gibi genç kardeşlerime nasıl katkı sağlarım? Onlar için neler yaparım? Çünkü bazı programlarda da şunu altını çiziyorum, yayınlarda da bahsettiğim. Genç girişimci dostlarım, lütfen girişim anlamında tecrübeli olan, yaşayan insanlardan yorumlar alıp, kendinize mentor edinip, yatırımlarınızı bilmediğiniz konularda yapıp da günün sonunda üzülen taraf olmayın diye de kısaca bir nacizane fikrimi söylemek istiyorum buradan. Çünkü çok güzel. Çok geliyor böyle sorular geliyor bana. Doğru. Ara ara sosyal medyadan fikir almak isteyen değerli dostlarım oluyor. Onlara da bu noktada ufak bir not bırakmak istiyorum. Çok güzel. Hakan Bey peki hırslı mıyız? Hırslı hamdolsun. Bir yapınız var değil hamdolsun mi? Hamdolsun bizimkisi başarırız. Başarır mı? Peki. Başarırız. Biraz önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Bundan yıllar önce demiştiniz. AVB planı evet. Yapmıştım dediniz. Şimdi bizim bu programımıza çıkan genelde hep iş insanlarının hep ağzından duyduğum şey planlar. Evet. Yani disiplinli bir şekilde A planı, B planı, C planı, D planların oluşturulması var. O zaman şöyle iş yaşantısında iş dünyasıyla ilgilenen kişilerin ya da kariyer hedefi olan insanların bu anlamda
plan oluşturması gerekiyor. Doğru mu? Tabii ki de. Bunu hatta liseden üniversiteye geçiş döneminde belirlemek gerekiyor. Ben benim yakın arkadaşlarım ve yakın kuzenlerim bilir. Hı-hı. Üniversite sınavı hazırlanırken duvara iki tane parşömen kağıdı, biri A, biri B diye ayırmışımdır. A planım, biraz önce de bahsettiğim gibi, evet, şu üniversiteyi, şu bölümü kazanırsam yapacaklarım bunlar. Şu üniversiteyi, şu bölümü kazanırsam yapacaklarım bunlar diye ikiye ayrılır. Ve ben orada ne koyduysam onu uyguladım. Ne güzel, ne harita size önemli. Çok güzel. Bir de Hakan Bey, tabii dediğimiz gibi biz dersimizi çalışıyoruz. Farkındayım. Sosyal medya hesaplarınız, web sayfanız, her yerden sizi takip ettik. Şimdi tabii teknoloji şirketiniz var. Bu anlamda Kocaeli'de Türkiye çapında, sadece Kocaeli değil Türkiye çapında istihdam yaratıyorsunuz ve bununla ilgili iş ilanları yayınlıyorsunuz. Şu anda fazlasıyla ilanlarımız var. Değil mi? Gerekli konuda kendisine donelerle meç edecek arkadaşlarımız başvurabilir. Buradan da bu çağrımı yeniliyorum. Ne güzel. Şu anki projelerimizde siz değerli çalışma arkadaşlarını aramızda görmekten, kriterlere uyan arkadaşlarımızı geliştirmek ve bir sonraki profesyonel çalışma ekibimizle bir bütün oluşturup hali hazırda iş anlamında istihdam yaratmak için çok güzel mücadele ediyoruz. Stajyer insan noktasında da öğrenci kardeşlerimi seve seve sonuna kadar kapılarımız açık. Ben şirketimin en büyük ilkesiydi. 2013'ten 2023 yılına kadar 10 yıllık bir özel iş hayatım var özel sektörde ve 10 yıldır aynı şirketi yönetiyorum. Çok şükür ki ilk günden bugüne kadar her gelen öğrenciye kapımızı açık. Ne güzel, ne mutlu. Ve sonuna kadar hem yeri geliyor başarı bursu veya iş öğrenme anlamında da desteklerimizi sonuna kadar sağlamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Vallahi tebrik ediyoruz. Bu arada sizin yurt dışında da şubeleriniz var değil mi? Evet. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Biz teknoloji anlamındaki son yatırımımız bu şirketimiz olduğu için şu an Amerika'nın New York şehrinde şirketimizi faaliyete geçirdik. Aktif olarak dünyaya açılan bir bakış açısı. İkinci olarak da Dubai'de şu an açılma safhasındayız. Evet. Resmi yazışmalarımız bitmek üzere. Çok neden yurt dışındayız? Onun da altını çizeyim. Türkiye her şeyi ihraç edebilecek bir ülke. Ürünü de ihraç ediyoruz. Yeri geliyor istemeyerek beyin göçü de ihraç etmek zorunda kalıyoruz. Evet, en önemli konulardan bir tanesi aslında baktığımız zaman. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bu yatırım aslında bizim şirketimizden ziyade Türk milletinin değerli mühendislik veya değerli yönetici, değerli iş arkadaşlarına yapılan bir yatırım. Çünkü biz onları günün sonunda kaybetmek istemiyoruz. Onlarla birlikte bir takım olup yeri geldiğinde yurt dışındaki şubemize yönlendirip yeri geldiğinde Türkiye'deki arkadaşlarımızı bir change, değişim yaparak çok Türk ulusunun değerli bir şirketi olmaya özen gösteriyoruz. Keşke bu anlattıklarınızı Türkiye'deki bütün KOBİ'ler, bütün şirketler, holdingler gerçekleştirebilse. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli. Evet. Çünkü gençlerimize gerekiyor. Tabii bütçe gerekiyor, doğru. Ama biraz da şey değil mi ya Hakan Bey? Hani sadece bütçe de değil de vizyon. Evet, vizyon. Yani bazı şimdi iş insanlarına bakıyoruz. Hep ilan veriyorlar. Deneyim arıyorlar. İşte ucuza ne kadar çok personel çalıştırabilir mantığıyla yaklaşıyorlar. Şimdi düşünsenize bu şekilde yaklaştığınız zaman kaliteli gençlerimizi nasıl şirketinize dahil edeceksiniz? Hepsi Türkiye'den... Farkındalık. Evet, farkındalık. Aslında doğru. Sizin güzel bahsettiğiniz cümlelerin özeti de farkındalık. Yani farkındalık yaratmak aslında insana değer katmaktır. Doğru. Berkan Bey, siz yıllardır sektördesiniz. Birçok konulara da vakıfsınız aslında. Sizin yüzünüzden tutun, saatiniz, diğer parmağınızdaki yüzünüz, kolunuzdaki bilekliğiniz, takım elbisenizdeki uyum bile bir aslında işinize verdiğiniz değeri gösteriyor. Teşekkür ederim. Çünkü çok sağ olun. İnsan baktığı zaman bütünüyle görebildiği noktada zaten farklılık yaratıyor. Yani nitekim günün sonunda da insanın kendisine yaptığı yatırım aslında biz burada şirketimize yatırım yapıyoruz. Doğru. Kendi bünyemizde çalıştıracağımız arkadaşlar günün sonunda aslında yine bizi temsil ediyor. Bravo.
olayın özeti doğru. Buradan ortaya çıkıyor. Buradan ortaya çıkıyor. Valla işte iş insanının bu şekilde vizyoner olmasını umut ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Çünkü böyle olursa bu sefer gerçekten beyin göçünde engellemiş olacağız. Evet. Gençlerimizin hepsini kazanacağız. Yani hep beraber başaracağız. İnşallah. Hadi bakalım hayırlısı. Peki. Hakan Bey, aynı zamanda Ticaret ve Teknoloji Kulübü Kocaeli İl Başkanlığı yapıyorsunuz. Evet. Kısaca bize TEKDER, kısa ismiyle TEKDER hakkında bir bilgi verir misiniz? Tabii ki de Ticaret ve Ekonomik Kulübü İş İnsanları Derneği şu anda yaklaşık 67 ilde faaliyet gösteren her kesimden insanın kucaklandığı bir yapı. Evet. Biz iş insanları olarak ülkemize ve insanlara nasıl fayda sağlarız bu doğrultuda ilerleyerek. Nitekim iş insanların bir araya dürüst, güvenilir. Bu şirketlerin bir arada olması da çok değer katıyor. Çünkü günün sonunda hani arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyin mantığı vardır. Doğru. Bu bizim için öncelik. Biz burada olmaktan da çok büyük keyif alıyoruz. Çünkü Kocaeli'deki ve diğer ildeki kulüp üyelerini de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çünkü birçok arkadaşımız burada tanışıp beraber iş hayatına başladı. Evet. Aslında güzel şey burada var. Bir küçük dokunuşla birçok düzgün insanı, doğru insanı bir arada tutmak. Yani atıyorum Berkan Bey Ankara'ya gitti, orada bir iş yapacak. Kocaeli'den arıyorum. TEKDER üyesiyim. Ankara'daki arkadaşımız oradaki şirkette bir en azından en basit bir bilgi almak bile aslında burada bir çok güzel referans oluşturuyor. Evet, doğru. Mantıklı. Çok güzel. Bir de biraz önce bahsetmiştik, sosyal sorumluluk projelerini imzalar atıyorsunuz. En son evet, benim değil mi? Netflix en hassas olarak, olduğum konu. Evet. Avrupa ve dünya şampiyonu bir kızımız var. Evet, Dilara Yücel. Dilara Yücel. Kendisi boksör ve kendisinin resmi sponsoru oldunuz. Evet. Dilara Yücel henüz 17 yaşında 7 maç kazanan dünyadaki en genç kadın boksör unvanına sahip. Şu an tabii kendisi 18 yaşında ve 9 galibiyeti var. Hedefi de dünya şampiyonu olmak. Biraz bu sosyal sorumluluk projenin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bilgi aktarabilir misiniz? Şimdi ülkemizde kadınlara verilen değeri aslında biz bir nebze Cumhuriyetimizin de inkılapları doğrultusunda spora ve sporcuya verilen değeri burada ön plana çıkarmak istedik. Evet. Çünkü kadınlarımız her anlamda bizim başımızın tacıdır. Dilara da aslında burada bizim kadınlara olan verdiğimiz önemi en güzel simgesi, en değerli noktada da şirketimizin vizyonunu temsil eden bir hareket oldu. Kendisine ve buradan da menajerine çok teşekkür ediyorum. Bu konuda da bizimle çalışmaktan büyük keyif aldıklarını beyan ettiler. Çünkü bizler sosyal sorumluluk projeleriyle bu değerli sporcularımıza verdiğimiz desteklerle onların ülkemizi milli anlamda olsun, uluslararası anlamda aldığı ödüllerle de aslında taçlandırıyoruz. Ne güzeldi. Vallahi ne mutlu. Yalnız Berkan Bey dersinizde çok iyi çalıştınız. Çok iyi çalıştınız. Evet, doğru. Hiç susmadık. Geldi dakikadan bu yana da. İstediğiniz zamanı verebiliriz. Yok estağfurullah. İyi konuşturdunuz beni. Ama şimdi şöyle. Bizler bu programları yaparken bizim konuğumuzun enerjisi gerçekten bizim için çok değerli. Enerjiniz gerçekten çok güzel. Sağ olun. Şimdi böyle elektriğimiz tuttuğu zaman böyle sohbet o kadar keyifli akıyor ki. Kesinlikle. Bizler ve ekran başında bizi izleyenler de oldukça fazla keyif alıyorlar. Bir de bu sosyal sorumluluk projesi de neden benim hoşuma gitti? Bunu hemen belirteyim. Ben de birçok sosyal sorumluluk projelerini imzalar attım. İşte sokak hayvanları için, deprem bölgesindeki insanlar için. Bunun dışında yangın çıktı biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda. Atladık buradan işte yardım topladık, deprem bölgesine gittik. O yüzden bu sosyal sorumluluk projeleri aslında her bir şirketin, her bir iş insanının hayata geçirmesi gereken bir çalışma. Bu nedenden dolayıydı ben seyircilerimizin huzurunda gerçekten sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ekibinizi tebrik ediyorum. Kim vesile olduysa onları da tebrik ediyorum. Bunlar çok güzel şeyler. Çünkü bu tür organizasyonlar maliyetli organizasyonlar. Şimdi kızımız 18 yaşında. Evet. Şu an öğrenci, çalışmıyor. Durum itibariyle bir gelir yok. Sizin gibi iş insanları destek olacak ki burada profesyonel eğitim alacaklar. Bunların malzemeleri var. Çok pahalı bir değil mi? Zaten yurt dışında yaşıyor kendisi. Evet. Orada antrenmanlarını yapıyor. Ülkemizi temsil etmek için de Türkiye'ye geliyor. Ne güzel. Yani kendi bu noktada da yetiştiren ve kendine değer katan
temsil ettiği kurumu ve ülkeyi de çok iyi yerlere getirecek, inanç anlamında da çok başarılı olacağına emin olduğumuz, ne inşallah güzel. Bir şampiyonluk daha bekliyoruz kendisinden. İnşallah. Şampiyonluksa zaten Türk bayrağı ile çıkacak biliyorsunuz. Türk bayrağımız dalgalanacak. Bizim de zaten temelde her doğrultuda ve her yerde bakış açımızda milli duygular. Ne güzel. Valla kızımızı şimdiden tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Dilara Yücel, kendisi profesyonel boksör. Evet. Ve Netrop olarak değil mi? Netrop olarak. Kızımızın resmi sponsoru oldular. Hakan Bey'e de buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Bir de sizin sosyal medyadan verdiğiniz çok güzel bir paylaşım vardı. Mesaj vardı. Video çektiniz depremzedeler için. Evet. Bütün iş insanlarını kenetlenmeye, birlik olmaya ve depremzedelere maddi manevi destek olmaya davet ettiniz. Çok merak ediyorum. Bu videodan sonra amacınıza ulaştınız mı? Kesinlikle amacıma ulaştım. Hatta size bunu canlı yayında da kaç kişiye ulaşıldığını samimi bir şekilde telefonumdan göstermek isterim. Spontane oluyor ben de şu an. Olsun. Şaşırttım. Bunlar güzel şeyler. Hakan Bey depremden hemen sonrasında sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Videosunu izledim. Kendisi bütün iş insanlarını depremzedelere maddi manevi destek olmaya davet etti. Şöyle nitekim 291.846 kişiye maşallah. Videoyu izleyerek ne güzel. Ulaşmışız. Yani yaklaşık 300 bin kişiye ulaşabilmek de o günlerde çok büyük bir değer oluşturdu. Kesinlikle. Yani açıkçası ben de bu kadarını beklemedim. Evet. Yani bu çağrıya kulak veren tüm Türk, yüce Türk gönüllü, o güzel gönlü olan yüce Türk insanına çok teşekkür ederim. Şahsım ve benim gibi hizmet eden bu anlamdaki bütün insanlara çok teşekkür ederim. Bu duygusal bir konu. Yani biz o depremi belki o an birebir yaşamadık ama hissettik. Çok doğru. Fazlasıyla hissettik. Çünkü Kocaeli buna yıllar önce maalesef bir maruz tecrübeyle kalmıştır. Maruz kalmıştır. Evet. Yani ben Kocaeli'deki o yardımlaşmayı, o kenetlenmeyi öylesine şu an anlatırken gözümde canlanıyor yaşadıklarımız. Çok mutluydum yani o an. Bütün şirketlerimi seferber ettim. Depremin ilk sabahıydı, o çağrı yaptığımda da yoldaydım. O çağrının akabinde de birçok iş insanının katkısı oldu. Katkısı olmaya devam da edecektir. Biz kendi arkadaşlarımız arasında da birçok yardım bölgelerine birleşip sevkiyat yaptık. Bu anlamda da birçok kurumumuza, lojistik şirketimizden bahsettiniz, tırlarımızı bedelsiz bir şekilde seferber ettik. Ne mutlu ki Allah bizi onu bize nasip etti diyorum ben. Sağ olsun valimizden, emniyet müdürümüz, AFAD müdürümüz, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası Başkanımız, Kocaeli Üniversitesi Rektörümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmit Belediye Başkanımız, herkes bu anlamda kenetlendi ve biz de onlarla ortak bir hayır işinde yer aldığımız için ne çok güzel. Mutluyuz. Bunun ne mutlu size. Mutluluğunu paylaşıyorum Allah sizinle. Allah kabul etsin şimdi. Yani bu gönül işi, bu işin tarifi yok. Kumbarasını dahi bozduran bir neslin insanlarıyız biz. Bunun daha başka bir tarifi olamaz diye düşünüyorum. Doğru. Allah oradaki insanlara tekrar yardım etsin. Ölenlere rahmet diliyorum. Buradan amin. Allah kalanlara da sabır ve şifa versin. Çünkü henüz yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evet. Buradan çağrımı tekrar sizin de vesilenizle yenilemek istiyorum. Ne demek? Nokta TV'nin de bize bu imkanı sağlaması çok değerli. Buradan tüm iş adamları, dostlarıma ve bütün değerli Türk halkına saygı ve sevgiyle selamlarımı iletirken yaptığınız yardımların devamının gelmesi için bütün kalbimle sizlere tekrar çağrımı yenilemek istiyorum. Çünkü sizler çok değerli ve çok gönüllüsünüz. Hepiniz o noktada elinden geleni sonuna kadar yaptınız. Ben şunu öğrendim Berkan Bey. Hani bir şarkı vardır, erkekler ağlamaz. Vallahi de ağlar, billahi de ağlar. Evet. Çünkü biz duygulu bir milletiz. Doğru. Orada da bunu hepimiz yaşadık. Yani içten ağladık belki ama yaşadıklarımız da yaşayan insanlar için çok derin üzüntüler. Doğru. İnşallah Allah yardım eder diye düşünüyorum. Evet, bir daha göstermez inşallah. Dediğiniz gibi zor süreçler. Bizler burada deprem süresince
tüm programlarımızı iptal ettik ve evet. deprem özel haber programına geçiş yaptık. İnanın programı yaparken programı sunan arkadaşlarımız bile canlı yayında ağladılar. Burada kendilerini zor tutup yok. İçeride ağladılar. Zor süreçler. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Şu an siz bile duygulandınız. Ya tabii şimdi. Aynen, biz de aynı şeyleri evet, yaşıyoruz. Yani biz 99 yılında gerçekten yaşadık. Evet. Ama beni en çok duygulandıran ve hiç unutamadığım bir olay var. Hemen sizinle de buradan ekran başına bizi izleyen seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum. Yine bir konuğumuz haber bültenimize davetliydi. Kendisinin söylediği bir cümle vardı. Kendisi de Kocaeli bir iş insanı. Buradan deprem bölgesine gidiyor. Ve şunu söyledi. Berkan dedi, o kadar duygulandım ki dedi. Deprem bölgesinde nereye bakarsam dedi, hep dedi Kocaeli'yi gördüm. Evet, İzmit evet, Belediyesi, evet. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İtfaiyesi, işte ne bileyim ticaret valimiz. Odası. Valimiz. Tabii valimiz. Yani herkes evet. oradaydı. Çünkü hep şeydi, yardım tırlarının önünde ne yazıyordu? Zeyni'yi biz anlarız. Evet. Bu nedenden dolayı arkadaşım ne dedi mutlu. Ki, tüylerim diken diken oldu. Evet. Ben dedi sanki dedi Kocaeli bir ilçesine gitmişim gibi aynı hissettim şekilde kendime. Aynı şekilde biz de oraya gittik. Gittik geldik. Hani bazı şeyler her zaman söylenmez. Sayın Kocaeli Valimiz olsun, Kocaeli Emniyetimiz olsun, evet. Değerli Tahir Başkanımız olsun, değerli belediye başkanlarımız olsun, evet. mevcuttaki milletvekillerimiz olsun, hepsi herkes oradaydı. Halkımız, doğru. itfaiyemiz gerçekten kahramanlarımız diyorum ben onlara. Evet. Yani çok önemli işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Biraz önce de kadınlarımızın, Kocaeli kadınlarımızın oluşturduğu organizasyondan geliyorum. Evet, onları, biraz da onu anlatır mısınız? Aslında ben şimdi ona değinecektim. Biraz önce orada yine değerli Kocaeli kadınlarının, değerli kadınlarının yapmış olduğu kermes olarak başlayan ama şu anda yardım projesi haline dönüşen bir etkinlikteydim. Biz de nacizane elimizden gelince katkı sağlamaya destek çalıştık. Olmamız, teşekkür ederiz. Hazelün orada çok değerli şu anda katkılar sağlıyor. Kalabalık mıydı peki? Çok kalabalıktı. Bütün Kocaeli protokolü oradaydı. Biz ne de güzel. Yerimizi alarak onlarla birlikte olmanın keyfini, gururunu yaşadık. Çünkü Kocaeli unutmuyor. Doğru. 37 gün oldu bugün ve hala yardımlar devam yardımları ediyor. Devam ettiriyoruz. Bugün yine onun gururunu hep beraber buradan Kocaeli ve Türk halkının yaşadığını hissedince insan hmm. buraya aslında daha güçlü geliyor. Ne güzel. Ben de o anlamda oradan buraya çıkıp gelince bunları anlatmak da bize nasip olduğu için çok ne mutluyum. Güzel. Evet. Bakın şimdi de anlatırken gözlerimizin içi parlıyor. Biraz önce duygulandık. Evet, şimdi çok mutluyuz. Şimdi de bu yardımların ulaşacağını hissedince oradaki insanlara doğru. mutlu olduk. Doğru. Asıl bu saatten sonra kenetlenmemiz lazım, evet. güçlenmemiz lazım. Kesinlikle. Ve depremzedeleri için, vatandaşlarımız için maddi manevi elimizden ne geliyorsa bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda sizlere, iş insanlarına çok çok büyük görevler düşüyor. Ama zaten siz üzerinize düşeni yapıyorsunuz, istihdam paketleri açıklıyorsunuz, işe alımlar gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Allah kazançlarınızı daim etsin inşallah. Peki. Hakan Bey, programımızın başında söylemiştik. Bugün sabahleyin milletvekili adaylığınızı açıkladınız. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Peki neden milletvekili? Hemen böyle zor bir soru sorarak başlayayım size. Şu an soru zor yerden geldi. Neden milletvekili? Çünkü artık sahaya inmenin zamanı diye düşünüyorum. Ülkemiz ve devletimiz şu anda geçirmiş olduğu son dönemdeki deprem felaketi ve ekonomik anlamda da saldırıların maruziyeti içinde olduğu için biz değerli Türk gençleri olarak, Türk iş insanları olarak taşın altına elimizi evet. tam anlamıyla sokmanın zamanı geldiğini hissederek bu noktadayım. Partimizde kurulduğu günden beri elimden geldiğince destek vermeye çalıştım. Bu anlamda da şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağını ve yalnız olmadığını belirtmek istedim. Bizler her zaman bu ülke menfaati ve çıkarları için her an sahada olmaya hazırdık ve şu an indik. Ne güzel. Yani güzel bir cevap. Evet. Bunu bu şekilde nitelendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet. Çünkü, ama biliyorsunuz Hakan Bey, çok pardon lafınızı kestim. Şu anda bildiğim kadarıyla
çok fazla aday adayı var. Ne mutlu. Yani değil mi? Ama dikkatimi çekip böyle gençlerimizi de ön safhalarda görüyoruz. Ön saflarda. İnşallah sizin gibi böyle evet. Genç, istikrarlı, vatan millet aşkıyla yanıp tutuşan ve gerçekten de vatanın milletine katkı sağlamak için evet. Elinden geleni yapan insanlar artık siyasetin içerisinde olsun. İnanıyorum öyle olacağına. İnşallah. Yani şey biz de sizi valla güzel yerlerde görmek isteriz. Neden olmasın? Ben altını çizmek istiyorum. Tabii buyurun. Çok adaydan bahsettiniz. İnşallah daha çok aday çıkar ki buradan da şunu görüyoruz aslında Berkan Bey. Demek ki benim gibi düşünen, bizler gibi düşünen ne kadar çok, çok değerli yürekler varmış. Evet. Bana bugün bir programda da sordular. Rakipleriniz çok fazla dediler. Dedim orada duralım estağfurullah. Ben kimseye rakip görmüyorum. Evet. Onlar benim yol arkadaşlar. Çok güzel. Sonuçta biz bu ülkeye, bu milli duygulara hizmet edecek insanlarız. Yine altını çiziyorum sizin de aracılığınızla. Biz yolda birbirimizin yanında olmak için hali hazırda bekledik. Aday olan bütün değerli büyüklerim ve kardeşlerime buradan yine sesleniyorum. Bu yolculukta hep beraber başarıyı, bu ülke menfaati ve çıkarları için Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamak adına yola çıkıyoruz biz. Evet. Biz insanların eminim ki iyi işler yapacağına canı gönülden inandığımız için her türlü maddi manevi gücümüzle şu anda bize görev verilir verilmez. O büyüklerimizin bileceği, takdir edeceği bir iştir. Evet, biz doğru. Title dediğim gibi başta da olmaksızın bu işleri gönül dediğim gibi hani gönül işi diyoruz ya evet, biz hep doğru. Zaten yıllardır. Doğru. Bu iş gönül işi. Allah nasip ederse takdir edilirse bize görev düşerse İnşallah. Sonuna kadar yapmaya hazırız. Irmak yok, yola devam diyorum. Evet. Peki şimdi Hakan Bey aday olduk. Hayırlısı olsun. İnşallah. İlerleyen zaman dilimde açıklandı. Aday olduğumuzu öğrendiniz. Vatandaşlarımız, Kocaeli halkı size neden oy vermeli? Yani neden versin? Bu aslında temel bir soru. Bunu aday olmadan önce de insanların cevap vereceğine ben inanıyorum. Çünkü her insan yaşadığı toplumda bir farkındalık yaratmak ister. En basit örnek, yaptığımız işlerden bahsettiniz. Bir farkındalık olduğu için biz buradayız Berkan. Doğru söylüyorsunuz. Yani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yani gelecek bizler için, gelecek gençler için, gelecek insanlar için. Çünkü ben vizyon ve bakış açısının doğrultusunda her zaman her kesime, herkese kucaklayıcı olan bir yapıdayım. Ben hiçbir zaman kırıcı olarak hareket etmeyeceğim. Çünkü insanoğlu bugün var, yarın yok. Doğru. Yani bu anlamda da yapacağımız işlerde gerek ticaret geliştirilmesinde, sonuçta ben Ticaret ve Ekonomi Kulübü Başkanlığını 3 yıldır yürütüyorum. Yapacağımız projeleri sayacak olsak belki birkaç program daha sizden talep edecek duruma gelirim. İnşallah bundan sonraki süreçte de sürpriz olarak bunu hadi bakalım. İnşallah. Sizinle paylaşayım. Olur da bize bu konu arz edilirse İnşallah. Programda sizinle uzun uzun konuşmak isterim. O zaman şimdiden sözünüzü alalım. Estağfurullah. Eğer olur da adaylığa seçilirseniz ilk programımızı tekrar Nokta TV ekranlarında burada gerçekleştirelim. Çok memnun olurum. Cezmi Bey'e de bu yatırım için ben şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bunu milletvekili adaylığımı bir kenara bırakın. Çünkü çok büyük bir yatırım ve Kocaeli'ye yapılmış bir yatırım. Böyle iş insanları bizim memleketimizde ve şehrimizde de değer katıyor. Biz evet. de bu anlamda Nokta TV ailesine çok yani ben teşekkür etmek istiyorum. Keyif aldım. Çok geldim, gördüm. Çok sağ olun. Misafir olundum. Bir çay içmek nasip oldu. Cenab-ı Allah da sizi öyle ağırlasın. Diyor. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, buradan da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cezmi Çiçek'e sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Peki Hakan Bey, valla sohbet çok keyifli. Gerçekten ben, çok güzel. Evet, ben bu kadar süreceğini tahmin etmiyordum evet, açıkçası. Ben de tahmin etmiyordum ama şimdi
en zor sorulardan biri geliyor. Hazır mıyız? Bu arada Berkan Bey soruları falan da göstermedi. Ben öyle dilim döndüğünce cevaplamaya çalışıyorum. Şöyle, bunu biz spontane olsun söylüyorum diye bu sorularımızı paylaşmıyoruz. Çünkü evet, şöyle doğal geçmesi önemli bizim evet için. Bazı programlara bakıyorsunuz, soru cevaplar karşılıklı paylaşılıyor. Çok şey oluyor, hani nasıl diyeyim, etik olmuyor, böyle yapay İnanılım geçiyor. Şu anda bakın ne güzel, samimi bir şekilde sohbet kesinlikle ediyoruz, gülüyoruz, kendi evimiz gibi eğleniyoruz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Peki, hayatınız boyunca en büyük pişmanlığınız nedir Hakan Bey? Bunu öğrenebilir miyiz? Çok, çok ağır oldu bu soru. Evet. Dün de bir yerdeydim. En mutlu anınız ve aslında bu soruyu şu şekilde değiştirelim. Evet. En mutlu olduğunuz an ve en mutsuz olduğunuz an diye bir soru gelmişti. Hı hı. Şunu güncel olduğu için paylaşmak tabii istiyorum. Tabii ki, lütfen. En mutsuz olduğum an, hı hı, deprem anının yani bir aylık süreçtir. Evet. En mutlu olduğum an da son süreçlerde teknoloji şirketimizi bundan 3 ay önce faaliyete geçirdiğimizde çok büyük hayaller, çok büyük inanç, çok büyük emek ve yönetim kurulu ortaklarıma da çok teşekkür ederim. Bana inanarak bu yolda benimle yürüyorlar. Ne güzel. En mutlu olduğum anda son anlarda Netrop Teknoloji Şirketi'nin almış olduğu ihaleler oldu. Çok güzel. Bu da bize değer kattı. En pişman olduğum an sorusuna gelince, yani düşününce şu anda pişmanlığım yok diyebilirim. Ne güzel. Çünkü insanoğlu tecrübelerle bir yere geliyor. Günün sonunda da bunlardan ders çıkarabiliyorsak kişiliği var oluyor, kişiliği değer görüyor. Yani netice sonucu gösterebiliyorsa ne mutlu bize. Ne güzel. Burada insan her zaman şu bilinçte olursa, dürüstlük temel ilke olursa evet, açılmayacak kapılar yoktur. Doğru. Yani her zaman şunu söylerdi bana büyüklerim. Ya evlat, şu telefonun 7/24 açık olsun. Bir insanda borcu varsa, gecede rahat uyuyamıyorsa o insandan korkma derdi. Ne güzel. Yani bunlar belki ağır laflar ama anlayan çok da farkında olur diye hissettiğim laflardır. Evet. Dediğim gibi biz nacizane Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir kuluz. Bugün varız, yarın yokuz. Yokuz. Doğru söylüyorsun. Peki, Hakan Bey, son olarak ekran başına bizi izleyenlere söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Böyle hani samimi, içten olmayabilir ama varsa evet, lütfen tabii ki memnuniyet diyorum. Ekranlarında bunu paylaşalım. Öncelikli olarak tüm arka plandaki ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Estağfurullah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Günün sonunda yani Türkiye'de kimse açlıktan ölmez. Evet. O yüzden hiç kimse bence çizgisini bozmadan, dürüstlük ilkesinden çıkmadan, hayatı boyunca dürüstlüğü temel ilke edinerek yön verirse her zaman kazanır, başı dik gezer. Ne güzel. Başı dik gezen adam da sorumluluk bilincinde olduğu için, hı hı, günün sonunda yaptığı işlerin akabinde de başarıyı getirir. Doğru. Başarı aslında çok zor bir şey değil. Disiplin, inanmak ve karakterli hareket etmek. Doğru. Böyle olunca da hangi bir örnek sorunlu çıkabilir ki? Düşündüğünüzde hangi bir kişiden kötülük görebilirsiniz ki? Doğru. Yani her noktada, nokta kelimesi de çok şu an kullandığım bir kelime. Biraz da evet, kanalımızın ismi. Kanalımızı da bu anlamda güzel isim bulmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Çok tebrik ederim. Milletvekili aday adaylığım sürecinde bana verecekleri destekler aslında sadece kendi adıma değil, bütün arkadaşlarıma, Türk halkının vereceği destek aslında çok değerli. Çünkü biz bir takımız, partim bir başarı sağlamış, yıllardır emek verilmiş, başarıyı taçlandırmış. Cumhurbaşkanımızın yaptığı projeleri düşündüğünüz zaman insanın o milli duygularının kabarmaması içten bile değil. Kendisinden Allah razı olsun. Buradan tüm Kocaeli ve Türk halkına, bizlere inandıkları için bu yolda bizlerle yola çıkacağını düşündüğüm insanlara da çok teşekkür ediyorum. Sizin aracınızla herkesi saygı ve sevgilerimle selamlamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet, Berkan Asili İş Dünyası programımızın sonuna geldik. Çok özel bir konuğumuz vardı. İş insanı,
Haksoy AŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Özsoy bizlerle birlikte oldu ve kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. İyi akşamlar. Yeni başlangıçlar için tüm Türkiye tek yürek. Kullanılmayan evlerimiz bedelsiz olarak veya indirimli bir ücret karşılığında kiralanabiliyor. İsterseniz bağış yaparak kira desteği de verebilirsiniz. Bu süreçte evimiz ve eşyalarımız Türkiye Sigorta tarafından sigortalanıyor. Tüm faturalarımız da devlet tarafından ödeniyor. Tamamen devlet güvencesinde. Anlaşmalı emlak sitelerine giriyorsunuz. Başvuru formunu dolduruyorsunuz. Kaymakamlık yetkilileri evinize uygunluk testine geliyor. Yapılan sözleşmenin ardından ihtiyaç sahipleri evlerine yerleşiyorlar. Sürecin sonunda da eviniz size kaymakamlık tarafından geri teslim ediliyor. Tüm detaylı bilgiler ve sorularınız için evimyuvanolsun.org sitesine giriyorsunuz. Haydi Türkiye. Bir olmanın tam zamanı. Siyasetten gündeme, ekonomiden sağlığa, hızlı, güvenilir, objektif habercilik anlayışı ve gündeme dair konuklarıyla Ebru Şimşek'le Ana Haber Bülteni hafta içi her akşam 18'de Nokta TV'de. Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı? Konutları yıkık, acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin Türk lirası nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir. Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte, ayrıca ödeme durumu E-Devlet Hane Başı Destek Ödeme Sonucu Sorgulama sayfasından öğrenilebilmektedir. Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı? Konutları yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin Türk lirası taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular E-Devlet Afetzede Barınma Desteği sayfası üzerinden yapılmaktadır. Sanatta, sporda, siyasette, yaşamın her alanında ben de varım diyen Türkiye'nin güçlü kadınları bu programda. Meltem Armağan'ın sunumuyla Güçlü Kadınlar hafta içi her gün 16'da Nokta TV'de. Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı? İkamet ettikleri konutları yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin Türk lirası, kiracılara ise aylık 3 bin Türk lirası barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular E-Devlet Afetzede Barınma Desteği sayfası üzerinden yapılmaktadır. Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı? Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile yakınlarına 100 bin Türk lirası nakdi yardım yapılacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları il valiliklerince alınacaktır.
Hayatın her alanına hitap eden, birbirinden farklı sektörlerin çalışma prensipleri ve renkli görüntülerini alanında uzman isimler ve başarılı iş insanlarıyla ekranlarınıza getirecek olan Hayata Dair hafta içi her gün 14'te Nokta TV'de. İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim? Hasar gören konutta oturduğu, kimlik paylaşım sistemi veya ikametgah doğrulaması ile tespit edilen AFSD'lere barınma desteği sağlanmaktadır. Barınma desteği yardımının tamamı AFSD'lere hemen verilmekte midir? İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Güne Nokta TV ekranlarında başlayacaksınız. Kocaeli ve ülke gündeminin nabzı bu programda tutulacak. Birbirinden değerli konukların yer alacağı sabah gündemi Meltem Armağan'ın sunumuyla hafta içi her sabah 9'dan Nokta TV'de. Sahip olunan birden fazla konutun her biri için barınma desteği ödemesi yapılabilir mi? AFSD'nin sadece fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için barınma desteği yapılmaktadır.